Amerikan Senatosu'ndan Ankara'ya ağır yaptırım talebi. Standard & Poor's'tan kritik Türkiye açıklaması. 10 Ekim katliamının yıl dönümünde mağdurların adalet çığlığı. Günün haberleri başlıyor. Amerikan Senatosu S-400 gerilimli sinyalini verdiği Ankara'ya yönelik sert yaptırım hazırlığını Suriye'deki gelişmelerin ardından hızlandırdı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın hazırladığı ortak önerge, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları, enerji sektörüyle askeri işlemleri kapsıyor. Demokratlarla anlaşmaya varıldığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye uygulanması için Senato'ya sunacağı yaptırım yasa tasarısını Twitter'dan da paylaştı. Hazırlanan yasa tasarısında yaptırım uygulanması hedeflenen isimler listesinde Erdoğan, Hulusi Akar, Berat Albayrak da açıkça yer alıyor. Yasa tasarısı söz konusu isimlere Amerikan vizesi ambargosu uygulanmasını talep ederken Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da rapor isteniyor. Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin alımı sebebiyle yaptırım uygulanması gerektiği savunulan önergede enerji ve savunma sanayi sektöründe servis, teknoloji, bilgi veya başka türlü destek sağlayan yabancı kişi veya gruplara da yaptırım uygulanacağı vurgulanıyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon başlatmasının Türk lirası ve ödemeler dengesi için riskleri artırdığını açıkladı. Bunun Türkiye'nin kredi notu üzerinde kısa sürede bir etkisinin olmasının beklenmediği belirtilen Standard & Poor's açıklamasına göre Ankara'nın son adımı güvenlik algılarından dolayı turizm sektörünü olumsuz etkileyebilir. Türkiye'yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiren Standard & Poor's, Türkiye içinde terörün yeniden doğması ihtimalinin istihdam ve yabancı rezerv seviyeleri ile döviz kuru istikrarına da zarar verebileceğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bu paylaşımların yapıldığının tespit edildiği ve söz konusu paylaşımlara ilişkin kamuoyunun dikkatini çekmeye gerek duyulduğu kaydedildi. Suriye'nin Kamışlı şehrinden Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla mahallesine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi. Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri, sokakta bulunan tüm vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri, hükümet konağı yanında bulunan pazar yerinin boşaltılması önemli bir oldu. Saldırıda yaralananlar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tel Aviyat kasabasından atılan havan mermileri de Akçakale'de 3 eve isabet etti. Parçası. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken yaralanan olmadı. <laughs> 10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen 103 kişinin hayatını kaybettiği, 500'ün üzerinde insanın yaralandığı katliamın 4. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. 10 Ekim'i unutma, unutulma! Yargılama sürecine ilişkin yakalanacakken yakalanmamış, gözaltına alınmamış 16 firari sanığın olduğunu söyleyen mağdurlar, istihbarat raporlarına rağmen katliama göz yuman, güvenlik önlemi almayan, yaralıların üzerine gaz sıkan ve ambulansların gönderilmesini engelleyen kamu görevlerinin de yargı önüne çıkarılmamasının adalete olan güveni sarstığını söyledi.